Medyamızda ve siyaset dünyamızda objektivite tamamen bitti artık. Herkes kendi meşrebine göre, kendi çıkarlarına göre, kendi yaşadığı siyasi mahalleye göre konuşuyor. Ona göre de tavır alıyor. Eğer birisi de siyasi görüşleriniz ters düşüyorsa, 50 senelik dost bile olsanız sizi hayatından siliyor, dostluktan siliyor. Demek ki yıllarca siz o kişiye boşuna dostum demişsiniz. Oysa o yıllarca süren dostluğunuzun temel sebeplerinden birinin karşılıklı olarak sağlam karakterleriniz olması gerekmez miydi? Hele medyamız yürek yakıcı kadar kötü. Bağıranlar, çağıranlar, birbirlerini küfür edenler ekranlarda ya da köşelerde hiç fark etmiyor. Hakaret, İftira. Ya nereye gidiyorsunuz? Neyi paylaşamıyorsunuz? Bu ülke hepimize yeter, yeter, yeter. Hatta şu anda artıyor bile. Ne bu kavga, ne bu şiddet? Şairin dediği gibi Mehmet Akif'in. Ne bu celal Allah aşkınıza ya? Neden sakin olamıyorsunuz? Yani bana ya da başkalarına bağırarak, çağırarak, hakaret ederek, küfürler ederek beni objektiflikten ayırıp kendi mahallenize mi çekeceksiniz? Yahu gitmem. Benim mahallem merkez mahalle. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin makul insanlarından biriyim. Ve inanın Türkiye'nin aslında çok büyük nüfusu makul insanlardan oluşuyor. Sesiniz çok çıkıyor diye kendinizi ne sanıyorsunuz Allah aşkınıza ya? Unutmayın. Boş tenekenin sesi doludan çok, çok daha fazla çıkar. Yani bağırdıkça, haykırdıkça, karşınızdakine hakaretler savurdukça bırakın ikna etmeyi, onu kendinizden de fikirlerinizden de soğutuyorsunuz. Bundan 47 sene önce, 46 sene önce 12 Mart döneminde Mihribelli dönemin ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en büyük komünistlerindendir. Selimiye kışlasında her sabah albayın biri Mihribelli'ye hala komünist olmaya devam edecek misin deyip pataklıyor. Vuruyor yumruğu, basıyor dayağı. Ve her yediği yumruktan sonra Mihribelli diyor ki vur albayım vur ki fikrim pekişsin. Vurun ya, vurun vurun ki fikrim pekişsin. Vurun vurun ki karşılıklı olarak sizin gibi düşünmeyen herkesin de fikri pekişsin.